Çünkü İran'a baktığınızda Azerbaycan devlet bile değil. Azerbaycan'ı bir devlet olarak görmüyor. Kendisinin kadim toprakları olarak görüyor. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz açısından, devletimiz açısından gerçekten Fevkalade bir proje şu günlerde gündem. Nedir o? Zengizur koridoru. Evet, belki de Türkiye 100 yılı başlıyor diye konuştuğumuz günlerde ben en önemli bir faaliyet, en önemli bir başlangıç olarak bunu görmekteyim. Düşünün yaklaşık 454 sene önce yine çok büyük bir proje vardı devletimiz, ülkemiz için. Don Volga Kanal Projesi. Evet Osmanlılar Orta Asya Türklüğü ile bağlantıyı kurabilmek için büyük bir projeye imza atmışlardı. İkinci Seliman ve Sokullu Mehmet Paşa Don Volga Kanal Projesi. Gerçekten hem Rusları hem de İran'ı devre dışı bırakan Orta Asya direkt bağlantı kurabileceğimiz önemli bir projeydi. Ne yazık ki içeriden büyük bir yıkıma uğradı bu proje. İçeriden akamete uğratıldı. Kimdi bunun müsebbibi? Kırım Hanlığı. Evet maalesef Kırım Hanlığı bu projenin gerçekleşmesine o gün için mani oldu. Bir daha da böyle bir imkanı bulamadık. 454 sene sonra bugün için ülkemiz Zengi Zur koridorundan bahsediyor. Bu koridor gerçekten önemli. Bu koridor aslında Türkiye'nin ilk ilk kurulduğu yıllardan beri de gündemdeydi. Rusya ile yaptığımız 1921 yılı anlaşmasında böyle bir irtibatın, böyle bir koridorun açılması gündeme gelmişti. Ancak şu güne kadar bu başarılamadı. Bazen Rusya tarafı ve bilhassa Ermeni tarafı bunları kullanmak suretiyle İran tarafı her zaman mani oldu ve gündeme bile getirilemedi. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız Bakü'deydi. Oradan dönüşte bunun önemine değindi, bunu gerçekleştireceğini söyledi ve burada bir ülkeye de üzüntülerini bildirdi. Kimdi o? İran. Evet, belki bu projenin önünde kim durabilir diye düşünsek, karşımıza ya Rusya'nın çıkması lazım veya Ermenistan'ın çıkması lazım. Ama dikkat edin, İran çıkıyor yine iç diyebileceğimiz bir şey. Çünkü Müslüman bir ülke, Müslüman görüntülü bir ülke. Ne derseniz deyin İran yani dünyada olsa böyle gözüküyor. Ama karşı bakın Ermenistan'dan görmüyoruz bu sıkıntıyı dedi Cumhurbaşkanımız. Ermenistan'dan görmüyoruz. Ne yazık ki İran'dan görüyoruz diye üzüntülerini beyan etti. Zengizur koridoru nedir sevgili dostlar? Azerbaycan'la Türkiye arasında bir bağlantı. Ama bu bağlantı Bakü ile Kars'a kadar gelen bu bağlantı bizi nereye bağlıyor? Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine bağlıyor. Yolu kolaylaştırıyor. Ve bu bir taraftan Pekin'den Londra'ya kadar da uzanacak bir hat halini alacak. Ama bizim önceliğimiz o Türk Cumhuriyetlerine daha kısa yoldan ulaşmak. Şimdi böylesi bir proje ve bunun Zengizur koridoru Azerbaycan'la Nahçıvan arasında Ermeni ile İran'ın sınır bulduğu 43 kilometrelik bir alan. Haritaya baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Ermenistan İran sınırında ama Ermenistan kısmında. Ermenistan kısmında yer alıyor bu yol, bu koridor. Neyi bağlaştırıyor? Zaten bir taraftan bakıyorsunuz Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti. Diğer tarafı ise Azerbaycan'ın başladığı nokta. Bu ikisi arasında bu koridor Nahçıvan'dan sonra zaten bizim topraklarımıza giriyor. Diğer tarafta da Azerbaycan. 43 kilometrelik bir hat. İşte onunla bu kısa bir yolla bu bağlantı gerçekleşmiş oluyor. Peki bu bu çok önemli stratejik bir hat. Ticareti, siyaseti, yani hemen her şeyi, askeriyeyi geliştirecek bir unsur, bir unsur. Özellikle ticari bakımdan, devletlerin güvenliği açısından çok önemli. Dünya ticaretine de çok büyük katkıları olacak bir koridor. İşte az önce söylediğim gibi bizim hem Azerbaycan hem Orta Asya Türklüğü hem Rusya ile irtibat hem bir taraftan oradan gelenlerin bizim ülkemizden Avrupa'ya akışı bunlar gerçekten çok mühim. Bölgesel barış, bölgesel işbirlikleri yani bakın Ermenistan neden karşı çıkmıyor? Ermenistan kendi kendisine aslında kendi kendisini bir ablukaya almıştı. O da dışarı çıkamıyor. Bir tarafı Azerbaycan, bir tarafı Türkiye her şeyi İran'la yapmak zorunda. Oysa şimdi bu koridorla birlikte Avrupa'ya açılımı kolaylaşıyor. Yani Ermenistan da ferahlıyor. Ve Ermenistan belki de bu sebeple ki Sayın Cumhurbaşkanımızın hani yeniden işte seçimden başarıyla çıkıp göreve başlamasında da Türkiye'yi ziyaret etti. Çok önemli adımlara vesile oluyor ve bölgesel barışı ki bu barışın en önemli kim vardı? Bu barışın karşısında Ermenistan vardı. Ve Ermenistan bir anlamda anlaşıyor. Ermenistan Avrupa'nın böyle oyuncağı olmaktan kurtuluyor. Ben Ermenistan'ın da bunu anlayacağını düşünüyorum. Evet dün güya destekliyorlardı. Neredeler? Bakın Ermenistan'a hep ileri sürüyorlardı. Ermenistan bir taraftan işte komşusu Azerbaycan'la 30 yıldır bir husumetin içerisinde sadece Azerbaycan mı kaybetti? Hayır, Ermenistan da kaybetti. Yani o sıkıntı Ermenistan'a e, iktisadi bakımdan nice darbeler vurdu. 30 sene sonra bu defa aldığı ülkeleri de vermek zorunda kaldı. Ne değişti? Onu kullanan Avrupa'ydı. Oysa şimdi Avrupa'yla işbirliğine girecek bölgede de bölgede de ne olacak? Problemler, sıkıntılar, siyasi sıkıntılar ortadan kalkacak. Barış sağlanmış olacak. Rusya için çok önemli. Tarihi İpek Yolu'nun canlanması açısından fevkalade önemli. Peki karşısında sadece İran. Ne istiyor İran? İran'ın bir şeyi, bir şeyden kurtulması lazım. Bu koridoru İran'dan geçmiyor. Koridor İran'dan geçmiyor. Ermenistan toprağından geçiyor. Bakın buna rağmen yakınlığı açısından Rusya işte buraya konuşlanacak. Ya sen zaten hep Rusya ile işbirliği halindeydin. Rusya buraya konuşlanacak, güya ona sıkıntı verecek. Yani aslında bu değil. İran da Ermenistan'ı kaybettiğini düşünüyor. Ermenistan'la Azerbaycan'ı tahakküm altında tutuyordu. Bundan şimdi bunu kaybedecek. Yani Azerbaycan üzerindeki üzerindeki baskısı baskısını yitirecek. Önemli bu. Çünkü İran'a baktığınızda Azerbaycan devlet bile değil. Azerbaycan'ı bir devlet olarak görmüyor. Kendisinin kadim toprakları olarak görüyor. Bunu İran'daki nice akademisyenlerin yazılarında görebilirsiniz. Yazılarında görebilirsiniz. Orayı kaybedeceğini düşünüyor. İran'a bu yönüyle baktığımızda Hani bir taraftan Yemen'i karıştırdığını, bir taraftan Uganda'yı karıştırdığını, bir taraftan Suriye'de akılan, akıtılan kanlardan mesul olduğunu, Irak'taki kanlardan mesul olduğunu hep görüyoruz. Evet maalesef İran bunu yapacak. Ama İran'ın artık buna gücü yetmeyecek. Yetmeyecek. Bugün Cumhurbaşkanımızın sözü karşısında tutuştular ve bizim orada işte bir engellememiz yok. Acem oyunu. Acem oyununu uyguluyorlar. Ama artık pabuç pahalı. Buna, buna mani olamayacaklar. Olamayacaklarını da göreceğiz. 454 yıl sonra yeni bir Don Volga kanal projesine benzeyen bu Zengezur koridoru inşallah açılacak. Ve Türkiye yüzyılının en önemli başlangıç noktası olacak sevgili dostlar. Buna inanıyorum ben. İnşallah bunun gerçekleşmesini hep birlikte göreceğiz. Göreceğimizi umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bunun yanında Azerbaycan bunu biliyor. Ermenistan kazanımlarının farkında. Bakın kazan kazan taktiği. Biz her zaman dünyada bunu uyguladık. Osmanlı'da da bunu uyguladık. Osmanlı öncesinde de bunu uyguladık. Kazan kazan taktiğidir. Bunu yapan her zaman kazanır sevgili dostlar. Ama sadece ben kazanayım, ben hükmedeyim, ben alayım İran'ın politikası gibi. Giderseniz kaybedersiniz. İran'ın ne olduğunu da bir kez daha görmüş oluyoruz. İnşallah şu konuda zafer yine Türkiye'nin olacaktır. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.